HDP İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Boğaziçi Alevi Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun kurucusu, Hacı Bektaş Vakfı'nda yöneticilik yapan HDP İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenan Ağulu ile. Hoş geldiniz Sayın Vekili. Hoş bulduk. Sağ olun. Aslında görüntüleri gördünüz. Evet. Bugün gerçekten tesadüf diyemeyeceğim. Çünkü geçmişte ne varsa bugün yaşanan geçmişin eseridir. Geçmişte filizlenen, geçmişte halkı aldatıp kendi yanına alan bir milli görüş denen bir görüşün etrafında toplanan insanlar vardı. Siyasal İslam'ı savunuyorlardı. Müslüman kardeşleri rol model almışlardı. O günlerde başlayan hareket kendilerini 2002 yılında iktidara getirdi. Halktan yana belli bir süre göründüler. Belli kararlar aldılar. Halkın bir anlamda belli ölçüde bir kısmının gönlünü kazandılar ama sonra her şey ortaya çıktı. Ortaya çıktıkça durum sertleşti. Sertleştikçe daha da sertleşti. Otoriterleşme geldi. Tek adamlık geldi. Ve şimdi inanılmaz bir baskı, bir cendereyle Türkiye'ye sıkıştıkça bir mengenenin arasında gibi sıkışıyor. Avukatlar sıkışıyor. İş adamları sıkışıyor. Gazeteciler sıkışıyor. Toplum böyle bir cendere altında eziliyormuş gibi. Ya var olacağız ya yok olacağız Sayın Vekilim. Yani bunun üçüncü bir seçenek bu ülke için kalmadı artık. O kadar çok ülke sıkıştı ve çaresiz kaldı. Öncelikle 2 Temmuz 1993 ve Madımak. Öncelikle yaşamını yitiren bütün canlarımızı buradan saygıyla anarak başlamak istiyorum. Evet, 27 yıl önce bugün insanlık tarihin gördüğü en karanlık günlerden biri yaşandı. Ve bu hani öyle sıradan bir olay değildi. Bu ülkenin aydınlık yüzü. Siz de belirttiniz, sadece bir inançsal kesime yönelik algılanmamalı da aynı zamanda. Şüphesiz ki orada Pürsan Abdal Anlı'na etkinlikleri vardı ve oradan kaynaklı olarak da Alevi toplumu, oradaki Pürsan Abdal etkinliği, oraya gelen semahçılar bunun hedefindeydi. Ancak onlarla birlikte bu ülkenin yazarı, çizeri, bu ülkenin aydınlık yüzü olan birçok sembolik isim de bu hedefin içerisindeydi. Ve orada o gün atılan sloganlara baktığınız zaman da genel olarak laik demokratik Türkiye çizgisi, yani bu hedef hedef alınıyor ve buna yönelik bir saldırı var. Biz Türkiye'deki demokrasiyi de, Türkiye'deki laikliği de zaten hep tartışıyoruz. Yani bize göre bu laiklik laiklik değil. Bu demokrasi demokrasi de değil. Ancak bunun kırıntılarına bile tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyaydık. Yani o zaman da temeli atılan dediğimiz. Sizin ifade ettiğiniz şeyde de aslında bunlar birbirini besledi, süreçler birbirini besledi ve bugüne geldik dedi. Bu 12 Eylül 1980'le birlikte başlayan süreç. O günleri şöyle bir hatırladığımız zaman, ondan sonraki süreçleri, rabıta denilen olayla aslında Türkiye'deki şeriatçı akımın nasıl beslendiğini, Türkiye'deki demokratik kesime yönelik nasıl bir gözdağı operasyonlarının başlatıldığını, aydınların susturulduğunu, susturamayanların katledildiğini, Uğur Mumcu örneğinde olduğu gibi birçok şey yaşadık yani. Ve o süreç içerisinde baktığınız zaman aslında Türkiye'nin bu günleri hazırlayan bir süreç içerisine girildi. Zaten böyledir yani, gelen hani gideni aratır meselesi vardır. Turgut Özal kendinden bir sonrakini hazırlamıştır. O yani ve Tayyip Erdoğan'ı hazırlamış. Yani Turgut Özal, Erbakan, Tayyip Erdoğan gibi bir süreç içerisinde bu ülke bu noktalara geldi. Tabii hepimizin kabahati var yani, bunlara karşı bir direniş odağı oluşturamamak ya da muhalefetin kaşı kara gözü ela meselesinin dışında ortak noktaları bularak, bu ortak noktalar üzerinden bu kötü gidişata dur diyememek gibi bir sorumluluğu var. Yani hepimiz biliyoruz Tayyip Erdoğan'ın nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ve o süreç içerisinde yani kaç oyla gelip Türkiye'yi tamamen yönetir hale ve teslim alan hale bir geldiğini, evrildiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamıyla Sivas Madımak katliamı öyle sıradan bir katliam değildir yani. Ve o tarihlerden itibaren de bir 90'lı yıllar karanlık dönemler. Bir de işin bu tarafı var yani. 90'lı yıllar karanlık dönemler. Ve Türkiye'de yeni hattın, yeni şekillenmenin oluşturulduğu dönemlerde. Sivas gibi cumhuriyetin kurulduğu ve Orta Anadolu gibi aslında
Türkiye'de birlikte bir arada yaşama kültürünün çok yoğun olduğu, bu birbirine düşman edilen toplulukların yıllarca komşuluk ilişkileri içerisinde yaşadığı coğrafyalardır buralar. Ve oralarda nifak tohumu ekerek aslında bugün dile getirdikleri kindar ve dindar toplum projesi, yani bu bir toplum projesidir. Yani kindar ve dindar toplum projesini o günlerde temelini atarak oluşturduklarını da görebiliyoruz. Burada tabii sadece AKP, Saadet ya da işte onun Refah Partisi, onların geldiği, hepsinin geldiği yer Refah Partisi noktasından baktığınız zaman bir tek burayı suçlayarak, ele alarak da konuşmak doğru değil. Ama bunun içerisinde yıllarca bu anlayışa hizmet eden bir derin devlet vardı. 2 Temmuz 93 madımak katliam ama derin devleti kenara koyarak çözebileceğimiz bir katliam da değildir. Yani. Bakıyorsunuz o günden bugüne gelen nokta da, yani Mehmet Ağar'ın yargılanmadığı, Tansu Çiller'in yargılanmadığı, Süleyman Demirel'in yargılanmadığı bir dönemde madımak katliamını anlamak da mümkün değil, ortaya çıkartmak da mümkün değil. Orada katliama katılan bir takım insanları bulup yargılayıp onları cezalandırabilirsiniz ki cezalanmaları gerekir. Ama bunun arka planını da ortaya çıkartılması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz tesadüf müdür yani? O gün madımak katliamı esnasında Türkiye'yi yöneten Mehmet Ağar'lar, Tansu Çiller'ler bugün aynı şekilde AKP'nin şu anda destekçisi ve ortağı durumdalar yani. Yani bugünkü siyasetin de ortağı durumdalar. Bunun da bir tesadüf olmadığını görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de bir derin devlet yapısı her zaman varlığını sürdürdü, bugün de var. Ve bunlar da bugün Türkiye'nin bu hale gelmesinde bizzat katkı sunuyorlar. Yani. Bugün yaşadığımız baskı ortamı, bugün yaşadığımız zulüm ortamı bundan bağımsız bir şey değildir yani. Bütün hepsini birlikte görmemiz lazım. Tabii şunu da ifade ettik yani netice itibariyle o günle bugünle gelen sürece baktığınız zaman bunların devamını da şuradan görebiliriz. Örneğin siz ifade ettiğiniz Cafer Erçakmak. Cafer Erçakmak Sivas merkezde ölüyor yani. Madımak Emniyet Müdürlüğü'ne 150 metre mesafede yaşamış, orada hayatını kurmuş. Devam ettirmiş yani, orada yaşamış ve... Ki kibriti ilk çakanlardan biri. Tabii yani bir numaralı sanık. Yani bir numaralı sanık ve aranıyor. Kırmızı bültenler aranıyor. Yani Sivas'ta bir yere gitmemiş ki adam orada yaşıyor. Kafirlere ölüm diyen, yakın tabii, diyen. Tabii yani bu bütün bu. Ayrıyetten bir fotoğraf vardır elinde benzin bidonuyla yakmaya giden. Kimdir bu? Ahmet Turan Kılıç'tır yani. Peki Ahmet Turan Kılıç'a ne oldu? Cumhurbaşkanı affetti onu. Affetti. Yakın zamanda affetti. Niye affetti? Hastaymış. Neymiş? Alzheimer'mış. Peki adli tıp raporlarına bakıyorsunuz. Sivas davası avukatları buna itiraz etti. Çünkü şöyle bir şey var yani. Adli tıp raporunda belirtilen bununla ilgili 3 tane, 8 tane hekim görüş açıklıyor. Bunlardan mesleği, işte nörologlar, psikiyatristler diyorlar ki yani oradaki hekimler böyle bir belirti yok. Konuyla alakası olmayan hekimlerin verdiği oyla, oy çokluğuyla böyle bir rapor çıkıyor ve bu rapor istinaden de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu Ahmet Turan Kılıç'ı Ahmet Dede, Ahmet Dede'ye güzelleme yaptılar. Aslında o katil dedelerini de affettiler. Yani. Gelinen noktada şunu görüyoruz yani. Bugün Akit'in manşeti tesadüf değildir yani. Bu bir bilinçli bir taleptir. Yani yeniden yargılama olsun diye. Çünkü yeniden yargılayıp bütün hepsini aklamak istiyorlar. Çünkü yargı şu anda tamamen talimatlarıyla çalışan bir noktada. Tüm bunlardan baktığınız zaman o günden bugüne kadar zihniyetin değiştirmediği gibi sizin ifadeniz bir iktidar olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buna karşı yapılması gereken bellidir aslında. 31 Mart seçimleri bunu çok rahat göstermiştir yani. Yani bugün muhalefette yer alan sadece partiler değil yani. Televizyonu, gazetesi, sosyal medyası, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, odaları, dernekleri, vakıfları, köy dernekleri dahil olmak üzere topyekun bir ortak mücadele hattı oluşturulmak zorundadır. İktidar bilerek ve bilinçli olarak bu hattı dağıtmak için sürekli hamleler yapıyor. Özellikle HDP üzerinden bir kriminalizeleştirme taktikleri izliyor. Bunun karşısında muhalefetin cesaretli olması lazım. Büyük oyunu görmesi gerekiyor. Yani işlerine geldiği zaman Kürt siyasetiyle masaya oturacaklar, işlerine gelmediği zaman terörist ilan edecekler. Bugün DTK'ya operasyon yapıyorlar. DTK kimdir? Demokratik Toplum Kongresi diye bir sivil organizasyondur. Bunu 2012'de muhatap alıp anayasa görüşmelerinde resmi olarak meclise davet ettiler. Ve mecliste DTK'dan görüş aldılar. Ama bugün onlar açısından tehlikeli. Niye? İşte bu genel ittifakı destekleyen bir yerde. Bu görüşü alan AKP değil mi? Tabii ki AKP görüşü aldı.
AKP DTK ile görüş alırken bugün de DTK'yı hedef ilan etti. Sizin aynen, dediğinizde. Aynen işte. Şimdi Sayın Vekilim, tabii haklısınız bu dediklerinizde ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yaşayan ve Alevi inanca sahip olduğunu söyleyen insanların belli bir dönem AKP'ye az da olsa destek verdikleri, bazılarının milletvekili olduklarını hatırlıyorsunuz. Nasıl oldu bu? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu Türkiye'de aslında bir bütün olarak AKP'nin desteğini alamadığı topluk Aleviler. Alevi köylerinden ben hani bizzat incelerim buna, bakarım da yani. Bir Alevi kurumlarından gelmiş olmamdan kaynaklı olarak o hassasiyeti taşıyan bir milletvekili olarak. Daha önce de Alevi kurum başkanı olarak her seçimde biz kritik Alevi köylerine bakarız. Yani kritikten kastım şudur işte. Ege'deki, Akdeniz'deki, İç Anadolu'daki, Doğu'daki bir takım yerlerdeki sembolik bir takım köylere bakarız. Çıkan oylar şöyledir. Bakın çıkan oylar. %2'dir, %3'tür. Yani 3 oydur, 5 oydur, 7 oydur. Oranın nüfusu oranında. Ve bu oyların şöyle çıktığını da biliyoruz biz o zamanlar açısından. Yani bir tehditle, bir seçim vaadiyle, hani yolunuzu yaparız ama bize de 3-5 oy çıkartın üzerinden. Çünkü onu kar görüyor yani. 3-5 oy da %10'a falan tekabül ediyor. Nüfus az olduğu için, seçmen sayısı az olduğu için. Ve toplamda Alevi iler içerisinde bir %10 oya da tekabül edebiliyor bu anlamıyla baktığınız zaman. Bunun haricinde AKP'de siyaset yapan arkadaşı yaptığı siyasetten de pişman olmuş birisidir yani. Netice itibariyle oraya bir umutla, kendince belki bir umutla gitmiştir. O nasıl bir umut olabilir? Yani siyasal İslam'la Aleviliğin o özgür aydınlık, o hakikaten Türkiye'nin çimentosuna katkıda bulunan, Anadolu'nun bugün aydın kalmasını sağlayan Alevilerdir. Ben bunu bir sünni olarak söylüyorum. Aydınlardır. Yani o aydınlık bize Alevilerden gelir. Onlar olmazsa belki Anadolu daha büyük bir karanlığın içindeydi. Belki çok daha çabuk siyasal İslam'a teslim olacaktı. Belki çok daha çabuk dönüşecekti. Belki her şeyimizi bir anda kaybetmiş olacaktık. Ama yine de yani o direnişi gösteren insanların, yani kendilerine bu kadar zulmeden ve Osmanlı'dan bu yana devam eden bir anlayışın temsilci olduğunu iddia ettiğin insanlara teslim olmasının da yani bir genel şimdi geçer biz, bir şey yoktur yani. Ya üstad, biz bunu doğru bulmadık zaten. O zaman da bu tür yani oradan milletvekili olunmasına, orada bir temsiliyete soyunmasına karşı itirazlarımızı en yüksek düzeyde ifade ettik. Ve biz oraya giden arkadaşlarımızın bizi asla temsil edemeyeceğini de söyledik yani. Buna karşı Alevi toplumu da çok ciddi refleksler gösterdi. Ama işte bu kişilerin zafiyetleri olabiliyor. Kendince ya da bir takım düşüncelerle gidebiliyor. Kendince belki bir umut bağlamış olabiliyor. Bu kişinin kendisiyle ilgili bir durumdur. Ama Alevi toplumu bir bütün olarak bu yaklaşımları doğru bulmadı zaten. Yani hiçbir şekilde doğru bulmadı. Söylediğiniz önemlidir. Bakın yani buradan kaynaklı olarak şu anda siyasal İslamcıların da Türkiye'yi dönüştürmek, değiştirmek, yani kendi lehlerine gerici anlamda dönüştürmek, değiştirmek isteyenlerin de her zaman birinci hedefi Aleviler olmuştur. Çünkü onlar da biliyor ki Alevilerin bu topraklarda varlığını koruduğu sürece, topyekün siyasi birliğini sağladığı sürece bu ülkede topyekün çoğunluğu elde edip bunun üzerinden bir tahkim kurmaları da zor oluyor. Şimdi AKP'nin 18 yıldır oy alamadığı, yani çoğunlukla kendisine destek olamadığı, hiçbir yerde bu anlamıyla iktidar olamadığı, yerel anlamda da iktidar olamadığı tek toplum Alevi toplumudur yani. Bunu iyi bilir yani. Şimdi buradan kaynaklı olarak da Alevi çalıştayları düzenlendiğinde zaman ben orada masada oturanlardan birisiydim. Yani o Alevi toplumu temsil eden o masadakilerden birisiydim. Biz en başından söyledik yani. Bu ülkede Kürt sorunu belki çözersiniz ama Alevi sorunu çözemezsiniz. Önce zihniyetiniz değişmesi gerekiyor. Bu zihniyet değişmeden bu ülkede Alevi sorunu çözmek mümkünatı yoktur diye de orada ifade etmiş birisiyim ben yani. Şimdi geldiğimiz noktada bunu görebiliyoruz zaten yani. Türkiye'de her türlü sorun çözülebilir bir gün ama Alevi sorununu çözmek mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de Alevi sorununu çözmek için toplumun geniş alanında topyekün bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Bakın size çok yakın bir örnek vereyim yani. Arnavutköy'de, İstanbul Arnavutköy'de bir din dersi öğretmeni okulda diyor ki Alevilerin yemeği yenmez. Şimdi bununla ilgili bunu söyleyen öğretmen öğrencilere söylüyor. Bir nesile söylüyor yani, yetiştirdiği öğrencilere söylüyor. Bunun üzerine oradaki Alevi kurumumuz gidiyor, şikayette bulunuyor. Savcılık takipsizlik kararı veriyor. Şimdi görüyoruz, bakın sosyal medyada herhangi bir hakaret olduğu zaman tabii ki biz de şiddetle reddediyoruz insanların iffetiyle, o namusuyla hakaret edilmesine, kişilik haklarına yönelik hakaret edilmesine. Kesinlikle biz de her fırsatta bunları karşı olduğumuzu ve lanetlediğimizi söylüyoruz. Şu gerçeği de görmemiz gerekiyor ama yani. Yani bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Bu toplum, bu ülkede Alevilerin
yemeği yenmez diyerek Aleviler katledildi. Bir katliam gerekçesi olarak kullanılan bir söylemi okulda bir öğretmen söylüyor ama buna savcılık bunda da herhangi bir şey yoktur diye takipçilik veriyor yani. AKP'nin iki numaralı ismi Cem'e ve Cümbüşev'i demedi mi? Tabii ki bu Diyanet'ten sorumlu kişilerce söylenmiş bir sözdür. Yani daha yani, büyük bir saygısızlık, insan yaşamına, insan inancına, insanın var olma hakkına daha büyük bir saldırı olabilir. Bundan bakın, daha ağır bir üslup olabilir mi? Bakın şeyde Armutlu'da Cem evimizin içerisine girdi polis. Polis içerisine girdi ve içeriye işedi ya. Yani Cem evinin koridoruna polis pisletti yani işedi oraya. Ve biz bunu parlamentoda bangır bangır bağırdık. Ya yapmayın yani bu kadar da ahlaksızlık olmaz, bu kadar da namussuzluk olmaz. Bu polisi hala görevde tutuyor musunuz? Buna karşı bir soruşturma açmayacak mısınız? Reddettiler yani. İçişleri Bakanlığı yok böyle bir şey dedi. Yani ve bunu iddia eden Cemevi Başkanımız gözaltına alındı. Sebepsiz ve suçsuz yere aylarca hapiste tutuldu. Sonra baktılar suçlayacakları bir şey yok, serbest bırakmak durumunda kaldılar yani. Ama bu bir gözdağıydı yani. Şimdi bu anlamıyla baktığınız zaman Türkiye'de Alevi toplumunun aslında neler yaşadığını ve nelere maruz kaldığını da çok rahat bir şekilde buradan görebiliyoruz. Şimdi her şey bunlar açısından kendilerine yapıldığı zaman demokrasi akıllarına geliyor. Kendilerine yapıldığı zaman din, inanç, vicdan hürriyeti, özgürlük, kadın, bütün bunların hepsi, bu hassasiyetlerin hepsi kendilerine dokunduğu zaman akıllarına geliyor. Biz dün mecliste de ifade ettik. Yani Sayın Albayraklara yapılan hakareti kabul etmiyoruz. Ama kardeşim bizim her gün sosyal medyamızdaki yaptığımız olduğumuz bir paylaşımın altına şöyle bir bakın. Onlarca, yüzlerce hakaret var. Eşimize, çocuğumuza, ailemize ağzı alınmayacak. Kadın milletvekillerimize yönelik ağzı alınmayacak hakaretler var, küfürler var. Ya peki bunlar için niye bir şey yapılmıyor ya? Neden bir tane savcı ki şikayetlerde yapılıyor? Neden bunlarla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor? Şimdi bu anlamıyla baktığınız zaman bu ülkede geldiğimiz nokta bellidir. Yani bunları bir milletvekili olarak da çok şikayet etmek değil ama bir durum tespit açısından ifade ettim. Hayır, bugün gelinen tamam. Noktada söylediği sözlerinize ben de katılıyorum, haklısınız. Ama yeni bir konsensus, yeni bir toplum sözleşmesi bu. Eğer ülkenin bir araya gelip imzalayıp yoluna devam etmesi gerekiyorsa bunun AKP ile olmayacağı kesin. Kesin. Yani bu konuda yani, biz kararlıyız. Bakın arkadaşlar, yani, hocam. Buyurun. Özür dilerim. Şimdi bakın şöyle bir gerçeklik var. Biz HDP olarak şunun tespitini yaptık. Bazen bize yönelik soruyorlar. Ya işte siz AKP ile işte her seçimde örneğin AKP ile oturacak mısınız? Bir araya gelecek misiniz? Herkes bir araya geliyor. Herkes birlikte oturuyor. Ama her kuşku bizim üzerimize yöneltiliyor yani. Bunun da bilinçli bir politika olduğunu düşünüyorum. Ama neticede biz şunun kararını vermişiz yani. Bu ülkenin önce normalleşmesi için, bakın demokratikleşmeden bahsetmiyorum. Önce normalleşmesi için, siyaseten normalleşmesi için AKP, MHP iktidarından kurtulması gerekiyor. Bu kesin yani. Yani HDP, AKP ile asla masaya oturmayacak diyor musunuz burada bir HDP'de? Şimdi biz şunu söylüyoruz, biz bunu tespitini yapmışız. Yani AKP'nin en büyük hışmına uğramış, eş genel başkanlarımızın siyasi tutsak olduğu bir süreçte kimse HDP'ye bunu söylemesin yani. Böyle bir şey yok yani. Bizim eş genel başkanlarımız siyasi tutsaktır. Haklarında her türlü verilen karar düştüğü halde iç hukukta dahi Selahattin Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi haksızlık var, kişilik haklarına ihlal var demesine rağmen hala serbest bırakılmıyor. Bizim yüzlerce yöneticimiz şu anda hapiste. Belediye başkanlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde iftirayla ve yalanla hiçbirinin iddianamesinde olmayan gerekçelerle şu anda görevden almış durumdalar ve yerlerine kayyum atanmış birçoğu da hapiste. Şimdi bu koşullar altında kimse yani HDP'ye böyle bir şey söylemesin. HDP'ye böyle bir şey söyleyecekleri ne? Şunu desinler. Biz Türkiye'nin normalleşmesi için bütün muhalif kesimlerle ortak hareket etmeye hazırız desinler. Yani HDP'ye suçlama yapacaklar mı? HDP kaçarsa o zaman her türlü laf söylesinler buna yani. Her türlü laf söylesinler HDP'ye. Her türlü eleştiri yapsınlar. Ama yani bir dakika kardeşim, yani sen daha HDP'yle yan yana oturmaktan çekiniyorsun, korkuyorsun. Niye korkuyorsun? İktidar ne der diye korkuyorsun. Şimdi buradan korktuğun için HDP'yle yan yana oturmaktan çekiniyorsun. Ondan sonra da HDP, AKP'yle yan yana gelecek saçmalığını ortaya atıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz şunu diyoruz tam tersine. Biz bu zulmün ve baskının karşısında, bu kadar yaşanılan zorbalığın karşısında, İşte televizyonlarımızın susturulması, sesimizin kısılması karşısında,
elimizdeki tek mecra olan sosyal medyanın da kapatılmak istenmesi karşısında kaşı kara gözü ele meselesine bakmadan kimsenin aramızdaki ayrılıklara, farklılıklara bakmadan topyekün Türkiye'deki siyasetin ve birlikte yaşamın kurtarılması gerekiyor. Ve bunun için birlikte mücadele etmek gerekiyor. Biz buna varız ve açık ilan ediyoruz yani. Bunda eğer geri adım atılırsa, yani muhalefet kanadı bir bütün olarak, yani tek adam rejimine karşı parlamenter demokrasiyi savunanlar diyelim daha doğrusu. Bunun adını kısaca böyle de koyabiliriz yani. Çünkü bu çeper birçok kesimi içine alıyor. Yani Deva Partisi'ni de alıyor, Gelecek Partisi'ni de alıyor, İyi Parti'yi de alıyor, Saadet'i de alıyor, HDP'yi de alıyor, CHP'yi de alıyor. Birçok toplumsal kesimi içine alan bir cümledir bu. Tek adam rejimine karşı parlamenter demokrasi ve Türkiye'nin demokratik olarak normalleştirilmesi, yani bir normale dönelim. Ondan sonra oturup ortak yaşam sözleşmesi dediğimiz anayasamızı birlikte yazalım. Bakın dünyanın hiçbir yerinde insanları, toplumları, inançları, milletleri, milliyetleri bir arada tutan din değildir, dil değildir, etnik kültür, kimlik değildir yani. Toplumları bir arada tutan ortak yaşam sözleşmeleridir, anayasalardır. Yani bizi bir arada tutamayacak olan bizim anayasamızdır. Ben bu ülkede kendimi öbürüne karşı, bir sünniye karşı öteki hissetmediğim, yargıda gittiğim zaman hakkımı arayabildiğim adaletli bir ülkeyi gördükten sonra benim ne şikayetim olacak ki yani? Ben bu ülke benim ülkemdir. Ben de bu ülkede yaşıyorum, vergi veriyorum, askere gidiyorum. Bu ülkenin hizmetinde bulunuyorum, parlamentosunda milletvekiliyim. Yani bu ülkenin, gelecek kuşakların bir arada kin, nefret ve ayrıştırma olgusundan kurtarılmış bir şekilde ortak yaşaması için mücadele veriyoruz. Bu mücadelede hep birlikte ama şunu da görmemiz gerekir. Bu topraklarda yaşayan herkesin anayasal, yasal, insan haklarından kaynaklı hakları vardır. Yani bir taraftan gideceksin sen camiye, Diyanet aracılığıyla her türlü imkanı sağlayacaksın. Öbür taraftan Alevi'nin cemevini ibadethane olarak dahi kabul etmeyeceksin. Alevi'nin verdiği vergiyle gidip Alevilerin asimilasyonunda misyonerlik çalışması yürüten Diyanet İşleri Başkanı'na aktaracaksın o parayı. Ama bunun karşısında cemevlerine hatta hakaret edip cemevi cümleşebileceksin. Evet, cemevine bir taraftan hakaret edeceksin. Ayıp bir şey. Ondan sonra yani diyeceksin ki biz kardeşiz. Aleviler bizim kardeşimizdir. Biz bu ülkede birlikten beraberlikten yanayız diyeceksin. Valla kimse kusura bakmasın, öyle kardeşlik yok. Böyle bir kardeşlik ailelerde dahi olmuyor. Yani siz evinizdeki iki çocuğunuza eşit davranmazsanız o çocuklar birbirlerini önce kıskanmaya başlarlar. Siz o eşitsizliği sürdürürseniz valla ilk fırsatta o evi terk etmenin yolunu ararlar. Bütün etrafımızda bu tür örnekler vardır, biliriz biz yani. Şimdi ülkelerde böyle bir şeydir yani. Sen Kürtler benim kardeşim diyeceksin ama her türlü hakkını yok sayacaksın. Aleviler kardeşim diyeceksin ama her türlü hakkını yok sayacaksın. Ermeniye, Süryaniye zaten onları bırakmadın ülkede. Şimdi bütün bunlardan kaynaklı olarak ondan sonra böyle bir kardeşlik yok yani. Kardeşliğin gereği eşit yurttaşlık sözleşmesidir, anayasadır. Anayasada bu kardeşlik tesis eder. Bakın bize çok sık söylüyorlar yani bölücülük üzerinden atıfta bulunuyorlar. Bu ülkede bölücü olan bu ülkenin yasalarıdır. Bu ülkenin anayasasıdır. Ve bunları kötü uygulayıcılarıdır. Yönetenlerdir yani. Bölücülük budur yani. Sen bir taraftan bu ülkedeki... Ülkenin anayasası bölücü değil de ülkenin anayasasındaki kuralları kendi çıkarına göre kullanan ve bazen de hiç tanımayan, takmayan insan bölücüdür. Mesela bugün anayasada konulan kurallara uygun bir iktidar mı, yönetim şekli mi var Türkiye'de? Hocam bugün... İşsizlik çiğneniyor mecliste. Anayasal haklar askıda önemli ölçüde kim kullanabiliyor? Bakın baro avukatları yürüyecek, valilik çıkıyor, Covid tehdidi var, seni 15 gün yürütmeyeceğim diye karar alıyor. Bunun hangisi yasaya, hangi anayasa? Anayasada hani hak ve özgürlükler var, insanlar haber vermeden şimdi, bir yürüyüş hakkına sahip, toplantı hakkına sahip diye. Nerede? Şöyle söyleyeyim hocam, bu bizim mevcut anayasamızda bölücü maddeler var. Örneğin ben sadece bir toplum üzerinden örnek vereyim, konuşuyoruz ya. Anayasanın 24. maddesi. Açın bakın, din derslerini zorunlu kılıyor. Din dersleri... O Alevi toplumunun hakkıdır. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Bak şimdi burada yani orada bir şu var, bakın, çıkış hakkı var. Bunlar Allah'ın kelamı değil yani. En nihayetinde bu anayasalar bizim ortak yaşam sözleşmemiz adı üstündedir yani. Ortak yaşam sözleşmesi kimle yapılır? Yani siz de diyelim biz burada ortak bir şey yapacağız. Yeni bir anayasa yapılabilir o konuda. Yani şimdi biz burada, biz bir yerde birlikte yaşayacaksak yani ya yazılı ya sözlü kuralları vardır ki hiç yazılı olmayan kurallarla yönetilen ülkeler de var yani.
Yani oturmuş etik kuralları vardır. Bunlarla yönetilen ülkeler var. Gayet de demokratik ülkelerdir bunlar. Şimdi şöyle ifade ediyorum. Yani sözleşme kimle yapılır? Sözleşme senin birlikte yaşayacağın toplumsal yapılarla birlikte yapılır. Yani ben yaptım, sen gel bununla uy ve bununla yaşa, olmaz yani. Dediğimiz bu yani. Şöyle bir şey yapılıyor. Biz bu ülkenin asli unsuruyuz. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Biz bir anayasa yaptık. Ey Kürtler, ey Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, gelin siz de bu anayasaya göre yaşayın bu ülkede. Bu ülke, buna itiraz ederseniz bölücü olursunuz. Terörist olursunuz. Bu da var yani. Şimdi biz diyoruz ki böyle değil. Eğer bir arada yaşayacaksak, ki kardeşçe böyle yaşayacaksak, ki yaşamalıyız. Başka bir seçeneğimiz yok. Bu vatan bizim hepimizin ortak vatanıdır. Aynen. Bu ülke bizim hepimizin ortak ülkesidir. Aynen. Birlikte yaşayacaksak o zaman bu birlikte yaşam sözleşmesini de birlikte oluşturmamız gerekir. Sadece sen yapıp getirip bana aha kuralları koydum bunlarla beraber yaşayacağız diyemezsin. Bunu dersen işte sen bölücü olursun o zaman. O yüzden diyorum bu yasaları yapanlar, koyanlar ve uygulayanlar, sizin de söylediğiniz önemli yani. Hani anayasal hak diyelim ki basın açıklaması. Şimdi bakın, biraz sonra belki konuşacağız. Ankara'da yeni şimdi bu haber, verdiniz mi bilmiyorum, 15 gün süreyle toplantı yürüyüş yasağı getirildi. Evet, verdik bunu. Verdiniz. Covid gerekçe gösterildi. Evet, Covid gerekçe. Ve bunun konulmasının tek nedeni yarınki avukatların tabii, Anıt Park'ta yapacağı, tabii, 16'da yapacağı toplantıyı engelleme çabası. Evet, evet. Bunda da başarılı oldular çünkü bu kendine verilen yetkiyi kötüye kullanma, senin mesela halkın sağlığını niye bahane gösteriyorsun? Belli ki sen bu kararı alırken halkın sağlığı umurunda değil. Sadece yarın avukatların sokağa çıkmasını engellemeye çalışıyorsun. Ya bir ülke, yani şöyle düşünebilir misin? Ya bir iktidar kendi vatandaşına karşı dürüst değil yani. Dürüst değil yani. Sen şimdi bir karar alıyorsun, bir yasaklama getiriyorsun ve bundan salgına, pandemiye yaslanıyorsun ya, buradaki sığınıyorsun ya. Ya dürüstçe ne? Bir şey yapıyorsan dürüstçe ortaya koy yani. Şimdi bunu burada, bu dürüstlük daha yok yani. Şimdi 15 gün süreyle toplantı, gösteri, yürüyüşe ne oldu yani şimdi 15 gün sonra, 15 gün sen bu yasa aldın diye burada bu ülkede pandemi bitecek mi yani? Böyle bir Ankara'da mı var sadece yani bu? Türkiye'nin başka illerinde yok mu örneğin yani böyle bir şey? Gelelim Halk TV'ye. Halk TV ile ilgili HDP'nin de önemli açıklamalar oldu ama siz de bir HDP milletvekili olarak. Yani bir iktidar kendi ülkesinin yani kendi değeri, bir kurum, bir marka, bir kanal, kendi ülkesinde yaşayan ve farklı düşünen insanların seslerini duyurmaya çalıştığı önemli bir mecra. Bir kanala nasıl siz 5 günlük ekran karartma getirirsiniz? Nasıl bir bunun ardından kanalı kapatacakmış gibi hareketlere girersiniz? Yani dünyanın hiçbir yerinde olmamış. 25 yıldır böyle bir karar yok. RTÜK kuruldu kuruladı, böyle bir karar alınmamış. Nedir bu? Bu işin yani esnafında ne var? Amaç ne? Böyle bir karar, bakın bugün Özgür Özel söyledi. Buradan uyarıyorum dedi. Aynen. Ben sözcüklerini tekrarlıyorum. Eğer dedi, siz bu 5 günlük kapatmadan sonra, ekran karartmadan sonra bir adım daha giderseniz artık tepkimiz farklı olur dedi. Siz de burada konuşma ihtiyacı duymayız dedi. Eğer bu ülkenin kaosa sürüklenmesini, eğer bu ülkede hak aramanın sokağa düşmesini istiyorlarsa bir karar daha alırlar. Öyle görünüyor. Bugün Özgür Özel'in söylediklerini tekrarlıyorum. Evet. Bunlar benim ayrıca tabii, düşüncem tabii var. Ama nasıl böyle bir cesaret olabilir? Nedir bunun kaynağı? Şimdi üstad, tabii şöyle bir şey var. Yani özellikle 7 Haziran 2015 seçimleriyle birlikte iktidarların ellerinden gidebileceğini ve sandıkla artık sonlarının geldiğini bunlar çok net gördüler ve politika değişikliğine gittiler ve o tarihten sonra artık Türkiye'de baskı ve zulüm artmaya başladı. Arkasından da 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilip 20 Temmuz'da da gerçek darbe yapıldı, sivil darbe yapıldı ve olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilanından sonra da KYK'lar çıkmaya başladı ve bu KYK'ların yaptığı ilk işlerden birisi de basına yönelikti yani. Yani birçok televizyon kapatıldı. Birçok radyo kapatıldı. İnternet sitesi kapatıldı. Ve arkasından da susturamadıkları, yani bir kısmını önce satın almayı denediler biliyorsunuz yani. Televizyonların bir kısmını satın almayı denediler. Satın alabildiklerini devletin bankalarından kredi verdirerek satın aldılar ve birilerine bir havuz medyası oluşturdular. Yani kimse kendi gücüyle oraları satın almadı.
Halkbank'tan, Vakıflar Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan yani devletin bankalarından para verildi. O verilen paralarla da bu şeyler, televizyonlar satın alındı. Satın alamadıklarını kapattılar çeşitli gerekçelerle. Kapatamadıkları, yani toplumsal desteği Türkiye içerisinde daha fazla olan, işte Halk TV gibi, hani önemli belli bir kesimi de sessiz soluğu olan. Son dönemde hemen hemen toplumun büyük bir çoğunluğunun ihtiyacını haber olarak da, yorum olarak da karşılayan önemli bir açılım, yani bir kanal yani. Şu var hocam, bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bak biz hani geldik, yani az da olsa, kısıtlı da olsa bu imkanı kullanıyoruz. Bakın derdimizi anlatıyoruz. Yani HDP'ye yöneltilen bir takım suçlamalarla ilgili görüşümüzü söylüyorum. Gidecek başka bir yeriniz var mı Sayın Bilgin? Yok yani. Bu bitti diyelim. Gidecek başka bir yeriniz var mı? Yok yani. Zaten var mı başka? Nefes alacak bir yer var mı? Kesinlikle yok. Şimdi buradan kaynaklı olarak bizim bu buralardan geri adım atmamız ve attırmamamız gerekir. Yani Özgür Özel'in söylediği son derece doğrudur, önemlidir yani. Biz aynı fikirdeyiz yani. Bundan yana zerre tereddütümüz yok yani. Biz bu kaleleri kaptırırsak, yani bundan sonrasında artık başka bir boyuta geçilecek Türkiye'de yani. Artık böyle sandıktan, seçimden, demokrasiden, haktan, ya hukuk, adalet, bunları zaten konuşmuyoruz. Ancak şunu da bilelim yani. Bize bazen soruyorlar ya, erken seçim ne zaman olur? Vallahi erken seçim falan yok bana göre yani. Bırak erken seçimi, inşallah 2023'te zamanında seçim olur. Çünkü bunlar gideceğini biliyorlar ilk seçimde yani. Şimdi bize niye çok saldırıyorlar örneğin? Her tarafta yasak koydular. İşte sizler sağlığını çıkartıyorsunuz, derdimizi anlatıyoruz. Şu anda örneğin Türkiye'de şunu biliyorlar, yani mevcut muhalefet blokunu dağıtmadıkları sürece iktidar olma şansları yok. Mümkün değil yani. Gitti bu yani. Şimdi bunu dağıtmak için de hamlelere girmişler yani. En başta hedeflerine de en kolay, yani muhalefeti dağıtabilecekleri en kolay iş HDP'dir yani. Bunun üzerinden dağıtabilmektir yani. Ve buradan yürüyorlar. HDP kapatma meselesinden tut ki memnesine kadar milletvekillerinin, eş başkanlarının, belediye başkanlarının suçlanmasının, iftiralarının atılması filanına kadar her şeyi, sahneyi devreye sokmuşlar yani. Şimdi burada yani işte bize atılan iftiralara cevap verdiğimiz kanallar var. İşte geliyoruz Halk TV'de bu derdimizi anlatabiliyoruz en azından. Bunlara cevap verip insanların bizden bunu duymasını sağlayabiliyorsunuz yani. Şimdi bu imkanı ortadan kaldırmak istiyorlar yani. Muhalefetin sesini tümden ortadan kaldırmak istiyorlar. Pandemi sürecinde çok dikkat çekici bir şey vardı yani. Örneğin CHP'li belediyelerin bedava ekmek dağıtmasını istemediler. Bu akıl alır bir şey mi yani? Vatandaşın ekmeğe ihtiyacı var ya. Senin devlet dediğin şey nedir yani? Devlet dediğin şey vatandaşının zora düştüğü zaman, dara düştüğü zaman, onun yanına gitmiyorsa, onun yardımına koşmuyorsa, onun derdine derman olmuyorsa devlet nedir ya? Yani sen toplumdan, insanlardan ayrı bir devlet mi konumlandırıyorsun bir yere yani? Devlet denilen bir aygıt şurada duruyor. İnsanlar da burada mı yani? Böyle bir şey değildir ki yani. Devlet dediğin o halktır, o toplumdur, o insanların kendisidir yani. Buradan oluşur. Devletin kendisi o insan. Havva'na Karadeniz'de dedi ya, devlet benim. İşte devlet Havva'nadır yani. Şimdi buradan kaynaklı olarak şöyle bir şey yapıyorlar yani. Ama o süreçte şunu yaptılar pandemi sürecinde. CHP'li belediyeler, zaten bizim belediyelerin hepsini kapattılar. CHP'li belediyeler de şunu yaptılar yani orada. Yardım edemezsiniz. Ekmek dağıtamazsınız bedava vatandaşa. Niye? Çünkü vatandaşın kendileri dışında alternatif bir ihtiyacını gören bir mekanizma oluşmasını istemiyorlar. Korkuyorlar bundan. Yani yanı başındaki belediyenin sorun çözmesini, kendisine ekmek getirmesini, karnını doyurmasını sağlamasını istemiyorlar. Bunlar açısından çok tehlikeli bir durum yani. Sürekli kendilerine muhtaç bir toplum olsun istiyorlar. Mümkünse herkesin borçlandığı, herkesin bankalara borcu, kredi kart borçları, ondan sonra işsizlik noktasında bağış için sıraya girmiş insanlar topluluğu olsun istiyorlar. Kimse belediyelere gidip oralardan, yani muhalif belediyelerden yardım alıp kendini idame ettiremesin yani. Onlara muhtaç olsun. Sadece onlar lütfederse versinler, lütfetmezse onlar beklesinler. Böyle bir korku içerisinde yaşıyorlar. Bütün bunların sebebi de toplumsal desteklerini kaybetmiş olmalardır. Yani İstanbul seçimlerinde, yani devam eden İstanbul seçimlerinde farkın 800'lere, binlere çıkması onlar için çok ürkütücü ve korkutucu olmuştur. Çünkü ellerindeki bütün imkanları kullanarak, yani devletin
bütün olanaklarını seferber ettiler. Bakanları, televizyonları, gazeteleri, yardım kuruluşları, dernekleri, vakıfları, paraları, pulları, uçakları, helikopterleri, otobüsleri, her şeyini seferber ettiler. Ama buna rağmen kendi kitlesinden öbür tarafa oy aktı yani. Çünkü insanlar hani bir yerde ya bir dakika ne oluyor diyor yani. Böyle bir şey yok yani. Şimdi buraya Selçuk Özdağ geldi. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı, aynı zamanda eski AKP'nin genel başkan yardımcısıydı. İstifa etti ve yakın zamanda istifa etti. 2019'un sonunda AKP'den koptu, ayrıldı. Bana geldi ve bir programda dedi ki ben dedi tek adamla oy verdiğim için ve bu anayasayı desteklediğim için halkımdan özür diliyorum dedi. Burada. Şurada Türkiye Nereye programında. Geçen geldiğinde yine çok önemli bir şey söyledi. Gazetelere manşet oldu bu da. Dedi ki eğer böyle devam ederse Sayın Kılıçdaroğlu bile tutuklanabilir dedi. Eğer iktidar için hedef şimdi Halk TV'yi düşürmekse, eğer buna izin verilir de ya aman ya işte sesimizi çıkarmadım derse bundan sonraki aşama bu olabilir mi? Şüphesiz şöyle bir şey var yani, her bakın şöyle bir şey var, bizim Selahattin Demirtaş'ın da bir sözü vardı, tutsak olduğu yerden Edirne'den zaman zaman avukat aracılığıyla açıklamalar gönderiyor. Dedi ki göreceksiniz ya, bu da olmaz, bu da yapılamaz diyeceğiniz işler olacak dedi. Bunu kim söyledi? Selahattin Demirtaş söyledi. Ya bu da olmaz kardeşim, yani bunu da yapamazlar diyeceğiniz işleri yapacaklar dedi. Şimdi bunları yaşıyoruz. İnsanlar hakkında tahliye kararları veriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı çıkıyor, diyor ki biz müsaade edemeyiz diyor, onun dışarı çıkmasına. Yanlışlık yapmışlar, düzelteceğim diyor. Ertesi gün geri içeri aldı. Evet yani, böyle bir şey var yani. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz, tek adam televizyonları tehdit ediyor. Bunlar virüs diye hitap ediyor. Arkasından RTÜK devreye giriyor ve hemen patır patır cezalar kesmeye başlıyor. Şimdi kendi kanallarıyla ilgili on binlerce, yüz binlerce şikayet var. Bir tane adım atılmıyor. 60 bin şikayet yani, 60 var. 60 bin şikayet değil mi? Yani bir tane adım atılmıyor. ATV hakkında evet. Ve bir tane işlem yapılmamış şimdiye aynen kadar. Şimdi Sayın Vekilim, son sözlerinizi alayım, süremiz doldu. Şimdi buradan kaynaklı olarak üstad ne kadar geri adım atarsak bir sonrası hamle yine gelecektir. O anlamıyla bugün elimizde Halk TV kalmışsa bugün burada bu mevziyi burada tutmamız gerekiyor. Bu anlamıyla biz HDP olarak elimizden gelen her şeyin yapılması konusunda hazırız. Peki. Biz bunu gerek mecliste, gerekse bulunduğumuz her ortamda dile getiriyoruz. Bu ülkede her farklı sesin hem parlamentoda temsil edilmesi lazım, hem yayın organı varsa bunlar da varlığını koruması lazım. Her farklı ses kendini ifade ettiği zaman bu halk doğrusunu görecektir, doğrusunu bulabilecektir. Öbür türlü tek taraflı olacaksa bu iş olmaz ve bir yerde bu da artık halkın patlamasına neden olur. Yani bakın bu ülkeye dinamit diyorlar yani. Türkiye'de başka bir dinamitlemeye gidiyor bu iktidar. Her şeyi kısarsanız, her şeyi durdurursanız, sosyal medyayı kapatırsanız valla bu ülke başka bir dinamitlemeye gider yani ve bunu siz yapıyorsunuz yani. Müsebbibi siz oluyorsunuz. Peki. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ali Kenanoğlu HDP İstanbul Milletvekili, hem Madımak olaylarını anlattı bize, hem günün gelişen olaylarını, hem Halk TV'ye yapılan büyük eziyeti, büyük haksız cezalandırmayı, yok yere cezalandırmayı ve Türkiye'nin sesini kesmeye çalışmalarını. Türkiye'nin sesi burada çıkmaya devam edecek, Türkiye'nin kalbi buradan atmaya devam edecek.